Oo, bayağı bu kırmızı noktanın hepsi vuruldu. Hocam şu anda, wow, kırmızı alarm baksana. Bütün ajanslar da düştü hocam. Herkes bunu söylüyor. Yani özellikle bakın altını çiziyorum ama bak bütün ajanslar... 35 bunu... falan nokta evet. var benim kabaca evet. saydığım kadarıyla. Hocam bütün ajanslar belki bunu söylemez ama biz bir daha bunu söyleyip farkımızı ortaya koyalım. İran'ın bölgede birlik çağrısından sonra, İsrail'e karşı birlikte hareket etme çağrısından sonra Irak İslami Direniş Hareketi şu anda yoğun bir füze saldırısı başlatmış durumda. Diğer özellikle bölgedeki bir takım önemli gruplar İsrail'e karşı bu gece aynı Irak İslami Direniş Hareketi'nin yaptığı gibi bölgede füze saldırıları dahil olmak üzere her saldırıyı başlatabilir. Şu an İsrail için uzun bir gece. Bu çok net. Buyurun hocam. Şimdi buradaki bu saldırılar sonrası İsrail güç olarak da bak bölünecek. Bu saldırıların çoğalması İsrail'in farklı bölgelerden farklı evet. Saldırıların çoğalması İsrail'in gücünü hem yani hava gücünü hem kara gücünü her anlamda böler. Şimdi teyakkuzdadır bütün batılı ülkeler özellikle Amerika, İngiltere. Birleşmiş Milletler toplantısı da var ya şimdi hepsi Amerika'da. Şimdi Birleşmiş Milletler evet. toplantısına katılıyor. Evet. Evet. İsrail büyük haksızlık yapılıyor. İsrail bombalanıyor falan söyler küstah. Var bir iki tane vardır öyle vardır, çıkan. Kesin çıkar. Yani kesin. Yani, yüzsüz vardır öyle bir yüzsüz iki yani, tane. Yani bir yıldır Filistin'e yapılanlar hatta yıllardan beridir yapılan. O bölgede yapılanları karşısında hiç ses çıkarmıyorlar. Ki Taksim Antlaşması olmasına rağmen Birleşmiş Milletler onaylı neler neler var. Ya gerçekten artık çok büyük bir trajedi, çok büyük bir hatta zaman zaman da komedya. Hani komedinin izliyoruz yani kendileri tasarladıkları çok komik duruma düşüyorlar kendileri. Kesinlikle. Zavallı duruma düşüyorlar aslında bakarsın. Kesinlikle. Hocam bir haber daha var. Bu da çok önemli. Özellikle bu gece itibariyle bölgedeki pek çok Irak İslami Direniş Hareketi gibi hareketler, gruplar İsrail'e karşı senkronize bir şekilde hareket edebilir, saldırı nasıl yapabilir. Nasıl bir mesaj bu biliyor musun? Hizbullah'ı İnanılmaz. Kendilerince ki kaldı ki Hizbullah o direnişi gösteriyor orada. Çok önemli. Ama Hizbullah'ı kendilerince zayıflattınız. Videoyu verebiliriz. Yeri. Zayıflattınız ve bu anlamda Lübnan üzerindeki o mukavemeti azalttığınızı düşünüyorken, tam İsrail azalttığını düşünüyorken tak böyle bir hareket inanır mısın? İsrail hiç beklemiyordur. Hiç evet. beklemiyordur böyle bir hareket. Şu an yoğun bir şekilde vuruluyor. Özellikle söyleyelim izleyenler eğer yeni açanlar varsa televizyonlarını sevgili izleyenler Golan Tepeleri başta olmak üzere altını çiziyorum. Golan Tepeleri başta olmak üzere yoğun bir füze saldırısına şu an İsrail tamamen yoğun bir füze saldırısı yapılıyor İsrail'e karşı. Irak İslami Direniş Hareketi tarafından hocam bu gece uzun olabilir. Olacak zaten. Ben buna başka an, gruplar da katılır mı hocam? Katılır tabii ki. Yani evet. İran'ın belki bu davetine... Bravo. İran'ın parolası. Evet, İran'ın bu davetine... Ne demişti hocam İran? Bir daha alalım. Yani o özellikle İslam ülkelerine bir çağrıda yaptı. Gelin birlik olalım. Yani birlikte hareket edelim. Birlikte hareket İsrail'e edelim. Karşı. Bir güç birliği oluşturalım. Ve bu işi artık gereğini yapalım artık. Yani böyle bir anlayış var. İşte bak bu hareketi başlatanlardan bir tanesi kimdi? Yemen güçleri değil mi? Yemen.